Son zamanlarda çok fazla resesyondan, ne kadar kötüye gideceğinden, nasıl resesyonu kullanarak servet inşa edileceğinden ve son videoda dolardan bahsettik. Ama aramıza kulübe yeni katılanlar var. Bitcoin'i ve altcoin'leri unutmaya mı başladılar? Yoksa satmaya mı başladılar? Kripto kulübünün ilk kuralı bitcoin'lerini satmazsın. Arayı açmadan artık odamızı kriptolara çevirme vakti geldi. Hala oyundaysanız buralarda kovalıyorsanız şanslısınız. Çünkü %90 bir sonraki bu ada tepeden girecek. Bitcoin'de 30 binlere tekrar bir hareketlenme olmuştu. Ama şimdi emin değil. Ne demek emin değil? Biz ona emin ederiz merak etmesin diyebilirsiniz. Aklıma şey geldi. Bir filmde var kafamda hala şüpheler var diyor. Diğer adam da diyor ki kafanı kesersen o şüpheleri ortadan kaldırırız. Şimdi Bitcoin neden emin değil? Çünkü ortada çok fazla belirsizlik var. First Republic Bank düzenleyiciler tarafından kapatıldı ve JP Morgan'a satıldı. Bu büyük bir problem. Ortada hiçbir şey yokken aylar önce FTX'te yaşananların bankalarda da yaşanmasını bekliyorum diye tweet atmıştım. Çünkü apaçık ortadaydı. Çünkü biliyoruz ki herkes parasını isterse, herkese bırakın insanların %10'undan fazlası parasını isterse, en ufak bir güvensizlik olursa bankalarda herkese verecek para yok. Dönelim buraya. Şimdiye kadar ki en büyük 4 banka iflasından 3'ü son 8 haftada gerçekleşti. First Republic, Silicon Valley Bank ve Signature Bank. Ve unutmayın fraksiyonel bir rezerv sistemimiz var. Bu da bankaların, müşterilerin yatırdığı fonların yalnızca %10'unu tutması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bankacılık özellikle fraksiyonel bankacılık tamamen güvene dayalıdır. Ve nispeten küçük bir panik çok büyük felaketlere yol açabilir. Tüm bunlar ne demek? Nasıl etkileniriz? Gelecekte ne olacak? Tüm bunlardan çıkarabileceğimiz 3 sonuç var. Bir, banka krizi derinleşmeye devam edecek. Bankalar batmaya devam edecek. İki, bankacılık sistemi zaten merkezi. Girişimci ki bence aynı zamanda bir felsefeci Navan ne demişti? Gelecekte bir gün geriye bakacağız. Geriye doğru, geçmişe doğru bakacağız. Şunu fark edeceğiz. Aslında sadece bu süreçte iki banka vardı. Merkez Bankası ve onun yüzlerce şubesi bir ve Bitcoin. Bankalar daha kapanacak mı? Evet. Bankacılık sistemi bitti mi? Bankacılık sisteminin sonu mu geldi? Onun için daha erken. Bu yaşanan olaylar bize gösteriyor ki bankacılık sistemi çok 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 daha merkezi hale gelecek. Muhtemelen JP Morgan gibi en devasa olanlar daha da büyüyecek. Küçük bankalar ise aynı küçük işletmeler gibi kapanacak ve bankacılık sistemi bu birkaç tane tiran üzerinden dönecek. Bu kimler için iyi? Hükümetler ve JP Morgan gibi aslında şu anki itibariyle para sisteminin yaratıcıları olan o birkaç tane tiran için iyi. Kimler için kötü? Sizin için. Tüm bunlardan çıkaracağımız üçüncü sonuç bunlar uzun vadede Bitcoin'e ve kriptolara olan güvenin artması demek. Ama kriptolarda blockchain'de problem biter Özellikle kısa ve orta vadede bitmez. Problem kötü müdür o? Farklı bir bakış açısı. Çünkü benim için problem kötü değildir. Benim için problem eşittir, fırsat demektir. Coin'lere geçmeden önce önemli bir haber. SEC ile ABD'nin en büyük borsası Coinbase'in savaşı sürüyor. Bundan daha önce size bahsetmiştim hatırlarsanız. SEC Coinbase borsasına Wells Notice göndermişti. Bu ne demekti? Size dava açacağız. Bunun için hazırlanın. Bir mektup. Sizin peşinize düşüyoruz demek. Coinbase ne yapmıştı? Hem şirket olarak hem de Coinbase CEO'su açıklama yapmıştı. Tamam bize Wells Notice gönderdiniz. Yanlış iş yaptığımızı düşünüyorsunuz. Menkul kıymet listelediğimizi düşünüyorsunuz kendinizi insanların, hükümetin kurtarıcısı olarak lanse ediyorsunuz. O zaman madem insanların iyiliği için buradaysanız bize listelediğimiz hangi varlığın menkul kıymet olduğunu söyleyin ki biz yasalara uygun davranalım. Onu Coinbase'den kaldıralım. Sonra tekrar ettiler. Derdiniz madem hak hukuksa bize wealth notice gönderiyorsanız ya bu şey gibi. Bunun aynısını size daha önce de böyle göstermiştim. Size dava açacağız. Neden peki? Söylemiyorum. Normalde wealth notice gönderildiği zaman bunun gerekçeleri verilebilir. Özellikle SEC, inovatif, halkı düşünen, yeni teknolojileri halkın yararına en uygun şekilde regüle etmek isteyen bir kurum, devlet kurumu olsaydı sorunun ne olduğunu söylerdi ki çünkü adamlar yahu bize söyleyin de Kaldıralım sorun yok inatlaşmayacağız diyorlar. Sonra da rakip borsalardan başka kripto para projelerinden SEC'ye baya tepki geldi. İşte insanlar dediler sizin derdiniz sadece kripto para ekosistemini ve blockchain'e zarar vermek. Sizin derdiniz insanlar değil dediler. Şimdi de Coinbase bam SEC'ye dava açtı. Hukuki teknik detayları girmeden şöyle özetleyeyim. Davanın konusu SEC'nin net olmaması. Regülasyon açısından ortada bir boşluk bırakması sonra da kafasına göre ihlal ettiğini düşündüğü şirketleri ve insanların peşine düşmesi. Bu tamamen kafalarına göre. Çünkü ortada net bir regülasyon yok. SEC'ye kolay gelsin. Binlerce, on binlerce şirketi kripto para projesine nasıl dava açacaklar? Hepsi birbirinden tamamen ayrı. Birçok proje birbirinden hatta bazı birbirine tamamen zıt farklı ekonomik modellere sahipler. Bir varlığı menkul kıymet olarak tanımlayacaksan tek tek incelemek gerek. On binlerce şirket var. SEC'nin kaynakları sınırlı. Bir de dediğim gibi binlerce şirket SEC'ye dava açarsa Allah kolaylık versin. SEC'yi takdir ediyorum. Kafasına göre birini seçiyor. Köksal Baba gibi bam güm herkese saldırıyor. Kendilerine yakın olan şirkete ya taviz veriyor. Çünkü orada bir boşluk bıraktı. Regülasyon boşluğu. Kendi siyasi görüşüne yani iktidardaki siyasi görüşe yakın olan onların kampanyalarını fonlayan şirketlere daha fazla taviz veriyor. Borsalara saldırıyor, kripto para projelerine saldırıyor. Belli bir gösterge, belli bir yasa, regülasyon yok. Kafasına göre idam edecek, saldıracak adam arıyor. Stabil coinlere saldırıyor özellikle son zamanlarda. Bu arada stabil coinlerde paranızı tutuyorsanız mutlaka 3'e 4'e bölün en iyiler arasında bölün. Ben direkt Quant Fury'de stabil coin olmadan Amerikan doları üzerinde veya Arayayda tutuyorum. Çünkü kendisi gerçek bir stabil coin dolara bağlı değil. Çünkü dolar da stabil değil. Şu an öyle bir dönemdeyiz ki ülkelerin para birimleri bile bir haftada %20 değer kazanıp %20 değer kaybedebiliyor. Son zamanlarda çok gördük. Küresel enflasyon zaten almış başını gitmiş. Araya Vitalik Batır'ın favori projelerinden biri. Ama şimdi sizin için çok teknik ve masraflı olabilir. Bunun yanı sıra karmaşık bir matematiği var. O yüzden sizin için stabil coinlerde tutmak istiyorsanız mümkün olduğunca bölmek, en iyiler arasında bölmek veya stabil coinde tutmak istemiyorsanız Quant Fury'de direkt dolar seçeneği var. Siz bilirsiniz. Bitcoin ağır ağır servet inşa etmek paranın değerini korumak için harika. Bir de eğer merkeziyetsizlik, permissionless yani izin almaya gerek olmayan, şeffaf bu tarz kavramlara önem veriyorsanız benim gibi tutma ve biriktirme motivasyonunuz çok daha farklı oluyor. Ama zengin olmak, büyük getiriler elde etmek Bitcoin'e pek rasyonel değil. O yüzden altcoin'lere geldik. Çok aşağı inmeden Ethereum. Bir sürü felaket senaryosu problemsiz bir geçiş. Şangay güncellemesi de aynı şekilde bir sürü felaket senaryoları. insanlar paralarını alamayacaklar. Stake edenlerin paraları yanacak problem olacak. Bunda da sıfır sorun ile Şangay güncellemesi tamamlandı. Böylelikle daha fazla kişi ethereumlarına stake etmeye başladı. Sıradaki güncelleme Cancun. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Çok uzun zamandır ethereumun favori projelerinden biri olduğunu söylüyorum. Hatta ethereumun hem aynı zamanda bu kadar devasa büyük olup bu kadar da bir o kadar da gidecek yolunun olması hızlı gelişmesi beni gerçekten şaşırtıyor diye anlatıyordum. Bununla ilgili videolar çektim hatırlayanınız vardır. En çok gelişen projeler diye verilere bakmıştık yeni çıkan daha çok taze olan projelere göre bile Ethereum çok daha hızlı gelişiyor. Gelelim şimdiki güncellemeye. Açıkçası bu güncellemenin detaylarını okumaya saatlerimi ayıramadım ama üstün körü baktım. Anladığımı söyleyeceğim. Bu güncellemeyle artık ölçeklenebilirlik konusunda adımlar atmaya başlayacaklar. Bu ölçeklenebilirlik konusu çok uzun bir yol. Bayağı sürecek. Bu güncelleme Proto Den Sharding denilen bir yöntemle ilgili. Bunu uygulayarak blokta kalıcılık şartı olmayan verilerin daha ucuz sunulmasını amaçlıyorlar. Ethereum için 10 bin dolar hedefim hala benim gözümde kolay gözüküyor. Hiç kriptolardan anlamayanlar, ilk defa girenler için burada kolay para var. Ama dediğim gibi bu güncelleme ufak bir gelişme. Ölçeklenebilirlik konusunun çözüleceğini düşünmeyin. Bu yıllar alacak bir süreç. Bu yüzden katman 2'lere gelelim. İyi iş çıkaran katman 2'leri biriktirmek mantıklı. Ama portföyün büyük bölümünün ağırlığını buraya vermezdim. Hem sektörlerden bahsettiğim bir video var. O videoda dediğim gibi gelişime çok daha açık, katman 2'lerden çok daha küçük sektörler var hem de biraz doyuma ulaştığı gibi bunlar çünkü kendilerini kanatlayanlar hep üst sıralardaki coin'ler. Ama elbette boğa piyasası iyi coinleri, iyi piyasa değerli coinleri bizim için orta piyasa değerli coinler yaptı. Bu yüzden fırsat var. Geldik Link. Size daha önce bahsettiğim gibi merkeziyetsiz bahis platformlarının, sentetik varlıklar platformlarının birçok farklı görevdeki akıllı sözleşmelerin ihtiyacı olan bir proje blockchain, akıllı sözleşmeler gerçekleştirmek için, görevi gerçekleştirebilmek için harikalar. Ama dışarıdan veri getirilmesi, kandırılmaması gerek. Bunu da Oracle'lar yapıyor. Oracle'lar da en iyi öncü projede Chainlink. Bu arada garanti olsun, 3-4x olsun bizim olsun diyorsanız düşünülebilir. Daha önceki videolarda bahsettiğimi uzun uzun tekrarlamayacağım. Synthetix beğendiğim proje gelişmeye devam ediyor. Sentetik varlıkların işlem hacmi gerçek dünyada trilyonlarca. Buraya geçtiğinde de bu arkadaşlardan biri veya birkaçı başarılı olup muazzam paralar kazandıracaklar. Ama spesifik olarak hangisi başarılı olur? Kripto para piyasası irrasyoneldir. Allah korusun bir şirketin CEO'su çok yakın birini, kızını, oğlunu, küçük bebeğini kaybeder. Uzun süre belki odaklanamaz, psikolojisi dağılır. O yüzden mantıklı olan gelişecek sektörü biliyorsak eğer bu Synthetix, UMA, DYDX, Injective, iyi giden projeler. Burayı bir sepet yapmak hem başarısız olabilecek coinlerin riskini azaltmak hem de aralarından başarılı olacak bir iki tanesinin devasa büyümesini kaçırmamak demektir. Servet inşa etmek istiyorsanız uzun vadeden başka bir seçeneğiniz yok. Uzun vadede de bu bahsettiğim sektörler ve kripto para piyasası devasa olmaya devam edecek. İnsanlar eskiden bankalara güveniyordu. Daha doğrusu bankaların nasıl çalıştığını bilmiyorlardı. Hala çoğunluk bilmiyor ama Henry Ford ne demişti? İyi ki insanlar bankacılık sisteminin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Bilselerdi sabah kalmadan ayaklanırlardı. Şimdi insanlar bu sistemi tanımaya başlıyor. Özellikle Amerika'da büyük bankaların son zamanlarda batmasıyla. Eskiden insanlar tamam bankalar çok iyi olmayabilir. Bankacılık sistemi melek olmayabilir. Ama hükümete güveniyoruz bir sıkıntı olursa bizi korumak için. Burada diye düşünüyorlardı. Ama son yaşanan olaylarda... Bankaların çökmesinden birkaç gün önce Powell'ın, Fed başkanının falan çıkıp o spesifik bankada hiçbir sorun yok, güçlü görünüyor demesi dedikten birkaç gün sonra o bankanın batması, insanların manipüle edildiklerini fark etmeleri hatta bankaları kurtarmak için bir haftada yüz milyarlarca dolar basılması ve böylelikle insanların fakirleştirmesi insanları yavaş yavaş uyandırıyor gibi gözüküyor. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni gelecek bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonunu Tıngırdatıp bildirimleri açın. Beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram hesabım ve benden daha sık haber almak isteyenler için Twitter hesabım açıklamada. Kendinize iyi bakın. Biliyorum şans kaplumbağasını özlediniz. Şu an mağaraya kaçtı. Bir yıldır dolar maliyet ortalaması yapmaya devam ediyor. Bu ada büyük ihtimalle şans kaplumbağası değil, servet kaplumbağası olarak geri gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.